Babel'in gitmesiyle ilgili bir gündem oluştu. Ve bu gündemi destekleyen şey Pepe'nin gitmesiydi. Babel'le yaşadığı süreç aşağı yukarı çok benzerlikler taşımasa da aynı gibiydi. Pepe gitti bir anda, Babel de gidebilir derken yönetim Babel'i elinde tutmak için çok ciddi şekilde görüşmelere başladı. 10-15 gündür daha da sık görüşüyorlar. Şu anda anlaşma aşamasına geldiler. Pazartesi sanırım yaptık biz onunla ilgili haberi. 2.6 milyon euro yıllık ücret karşılığında 2 yıllık yeni bir sözleşme durumu söz konusu. Burada Babel tarafının istekleri vardı. 3 yıllık bir sözleşme istiyordu ve 3 milyon euroya yakın bir bedel istiyordu. Beşiktaş'tan 2.1 maç puan başı 4 bin euro alıyor şu anda. Onun yükseltmeye çalışıyor. 2.1'den 2.6'ya çıktı. Evet ama aynı zamanda 4 bin euro puan başısı var. Daha da arttı yani. O da 200 bin euro ediyor. Hayır o durmayacak. 2.6 garanti para olacak. Ama Babel'in zaten istediği en baştan beri o. Öyle de ya şimdi hadi sen sözün tamamla da ben hep yadırgıyorum bunları ya. Babel kaç yaşında? 32. 32 oldu dün. 2 gün önce. Şimdi yani bizde böyle hani geçen de Burak Yılmaz, Selçuk İnandı yani. 32'den sonra yükselen yaşta ters orantı olması lazımken bizde kulüplerimizde tam... Haklısın ama biz o oyuncuların sözleşmelerinin imzaladığı günkü durumu unutuyoruz. Quaresma Beşiktaş'ta 4 yıllık sözleşme imzaladı. Baktığında 4 yılın sonunda 36 yaşında olacak. Niye imzaladı diye düşünüyoruz. Burak'la öyle, Selçuk'la öyle Galatasaray. Ama o imzalandığı dönemde kulüpler bazen kendini çaresiz hissedebiliyor. Mecbur kaldıklarını hissedebiliyorlar. Şu anda Beşiktaş Babel'in kadrodan çıkması durumunda özellikle hücum hattında çok zayıflayacağını düşünüyor. Yerine birini doldurması çok zor. En taze örnek Wagner Love var. Büyük bir fiyasko. Böyle bir şeyle tekrar karşı karşıya kalmak istemiyorlar. O yüzden eldeki kuş, daldaki kuş durumu şu anda. Daha fazla maliyeti gözden çıkararak 2 yıllık yeni bir anlaşma noktasına geldiler. Evet, doğru. Guy Schofield demiş ki Babel Kasımpaşa maçında estirecek demedi demeyin demiş. Olabilir. Oynayacak olabilir. Çünkü takım antrenmanlara başladı. Sakatlığı bitti. Quaresma medal. Orada durum ne? Quaresma gitmeye daha yakın. Hemen Ocak'ta mı? Ocak'ta da olabilir. Sezon sonu %95 diyelim bugün itibariyle. Devre arası da bir %70-%75 pay bırakıyorum. Tribünlerde nasıl bir hava var Quaresma ile ilgili? Çok olumlu bir hava yok. Tatsız bir hava var hatta. Artık desteğini çekti diyebilir miyiz? Tabii. Yani büyük bir olasılıkla çekti ama Beşiktaş'ta o durum Quaresma ilk oynadığı günden beri var. Sevenler sevmeyenler hep vardır. Evet, o hissediliyor. Sevenlerin sevmesini devam ettireceği ve bunu savunacağı bilgiler hala mevcut. Onlar tarafından mevcut ve ifade ediliyor. Sevmeyenlerin de 2010'dan bu yana niye sevmemeleriyle ilgili ortaya koydukları doneler. Done de enteresan kelime. Bu her zaman ifade ederler ama yani. Ama sevmeyenlerin eline en sonki maçta çok ya, kırmızı en kartla çok... maç ondan önce yaptıkları birçok kez yani... o fevri oyunu. Ve bir de taraftar şundan çok yoruldu. Bu televizyonlara çok yansımıyor. Quaresma maç devam ederken takım arkadaşlarını çok fazla strese sokuyor. Bütün topların ona gelmesi lazım. Onun bakış açısıyla. Ve o istediği zaman pas atar, istediği zaman şut çeker, istediği zaman geriye döner. Takımın büyük abisi, yıldızı, şeyi bu girmiş. Kendi istekleri doğrultusunda Oğuzhan mesela orta sahadan 4 kere geldi, 3'ünü de buna verdi. 4. tercihini sağ tarafa bıraktı mesela, sol tarafa bıraktı. Quaresma mesela o 4. de isyan ediyor, bana niye atmadın diye. Baba 3 kere atmışız sana, bir tane orta yapmışsın sadece. 3. de adam değişik bir tercih kullandı, isyan ediyor, bu çok yordu. Bunu çünkü stat'taki taraftarlar özellikle görüyorlar. O çok yoruyor. Hem takım hem taraftarı. Neyse konunun şeyine toparlarsak. Gitme ihtimali yüksek. Medal de gidebilir. Bugün Serdar yazdı Milliyet'ten. Bir araştırdım. Serdar kadar kesin ifadelerle konuşacağım bir haber değil şu anda. West Ham United 7 milyon euro vermiş medale. Serdar'ın haberine göre. Serdar Sarıdağ Milliyet'ten. Ben o seviyeye çıkartamadım haberi ama bakmaya devam edeceğim. Serdar da bilmeden gazetesinde yazmaz. Bunu taşımaz. Yok, vardır bir şeyi. Olma ihtimali ya yüksek mi zor? 7 milyon euro çok medal iyi para çünkü da. Çünkü Babel gibi. Beşiktaş'ın şu anda vazgeçemeyeceği oyunculardan biri. Evet. Çok iyi para da daha demin çünkü nedeni. Çünkü Beşiktaş şampiyonluktan vazgeçmedi şu anda. Ligi bir tarafa bırakmadı. Daha artık bu sene kayıp sezon olarak görmüyor Beşiktaş bunu. Tabii görmemesi de lazım. O yüzden kadrosunu koruma niyetinde.